Efem Karalama Defteri'nin bugünkü konuğu Aydın Müke. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müzik yazarı. Hoş bulduk. Önemli bir misafirisiniz bugün kanıdan. Beethoven yılı. onu konuşacağız ve diğer kitaplarınızı konuşacağız. Efem şimdi birçok bestecikle biyografi kitaplarınız var sizin yayınladığınız. Bach, Mozart, Chopin, Clara, Beethoven. Bizde bu alandaki çalışmalar yeterli mi sizce? Çok yeterli olduğu söylenemez. Zaten benim bu kitapları yazma e, çabam da bunlara birazcık yani Türkçe literatüre, Türkçe kaynaklara birazcık daha ek e, yapabilmek kaygısıyla ben bu işe başladım. E, yeterli olduğu söylenemez. Var tabii yani hiçbir şeyi yok sayamayız. Evet. Geçmişten gelen bir Süpesiz, sürü şey var. Tabi tabi. Ahmet Sayın, e, Ahmet Sayın var. E, var. sevgili evin İlyasoğlu'nun yazdığı çok değerli evet. kitaplar var. Daha başka şu anda aklıma Cevat Memduh Altar'ın yazdığı Aa, çok şeyler inen. çok önemli. Ben tanımıştım Cevat Memduh Altar'ı. Evet, onlar var. Gayet tabii var. Ama e, ben özellikle besteci ve önemli müzik tarihini değiştiren veya müzik tarihinde iz bırakmış önemli bestecilerin bir Türk tarafından Türkçe biraz düşünülmüş, derlenmiş, araştırılmış biyografilerinin olmasını istedim. Gayet tabii ki ben yazılmış, şimdi, belli başlı yabancı kaynaklar üzerinden tabii, bunları şey yapıyorum. Şimdi zaten ama yani piyasatılan Ahmet Say, Siz, Evin İlyas evet. Üçünün Hiç, kitapları. Evet. Bir tane de Cevap Memduru Altar var. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi bu yıl Beethoven yılı. Evet. Beethoven yılı için ben fazla sayın. Icra Bütün dedim. Evet. Ee, Onay'ı Gülsin Onay dinledim ve İdil bileti daha evvelden almıştım. Bir de yeni plana diyorsunuz. Evet. Yeterli mi? Şimdi e, yani tabii ki gönül daha fazla şeyler yapılsın isterdi yani, belki. Yani Batıyla da mukayese ettiniz. Batı ben. tabii. Yani şimdi aslında baktığımız zaman Beethoven aslında öyle bir besteci ki şimdi doğumunun 250. yılını bu yıl kutluyoruz. Evet. Ama Beethoven öyle bir besteci ki zaten her zaman en çok çalınan ilk 3 ya da hadi ilk 5 bestecinin arasına giriyor. En çok kaydedilen ilk 3 5 bestecinin arasına giren. Onun için böyle hani yıl dönümleri tabii ki bir dikkat çekiyor onun yapıtlarına ama e, Batı'da da baktığımız zaman işte Igor Levitin toplu e, piyano sonatlarının kaydı var. Başka birkaç e, piyano sonatlarının kaydı ama var. Çok çalınan, çok, çok dinlenen olduğu tabii. için. Eben Ben kuartetin tüm kuartetlerini yaptığı kayıt var yeni bunun için. Viyana Filarmoni'nin 2019 sonunda çıkardığı Andris Nensons'la senfonilerinin yeni evet. kaydı var. Bunlar var zaten ama bizde de Fazıl sayın söylediğiniz gibi tüm e, piyano sonatlarının stüdyo kaydını gerçekleştirmiş olması çok önemli. İdilbiret bunu zaten çok daha önceden yapmıştı. yapmıştı Onun için tamam. bir Diabelli'ye çeşitlemeleri ekledi. Bir de Gülsin Onay söylediğiniz gibi 3 döneminden, 3 piyano sonatının çok yeni bir e, kaydını çıkardı. Bunlar tabii ki Beethoven'a hani Türkiye'den diyelim veya Türk sanatçılardan birer armağan. Peki bu kitaplar içinde en çok satan, en çok iyi gören Hangisi? Yani satan aslında... Satan de demeyelim, öğren gören evet. diyelim. Yani en çabuk ikinci baskıyı yapan diye Mozart oldu. Hmm. En çabuk ikinci baskıyı yapan Mozart oldu. Ama hepsi de değişik e, şekilde, değişik açılardan ilgi gördü. Yani bah biyografisi de işte bir başka yayın evinde çıkmıştı. Oradan diğer bir yayın evine geçti. Oradan şey yaptı. E, i̇şte Chopin öyle... Romantizmin ışığı Clara bir şekilde orada ben zaten üç besteciyi yani Clara Schumann, Robert Schumann ve Brahms'ı bir arada işledim. Her ne kadar başlığında sanki tek bir kişinin şeyiymiş gibi olsa da hepsi aslında ilgi gördü. Bir de ilk bir kitap vardı İki dahi üç opera diye ilk çıkmıştı Mozartla metin yazarı Da Ponte'nin üç operasını. Figaro'nun Düğünü, Don Giovanni ve Così fan tutte'yi işlediğim bir kitap. O da şeydi. Bir de e, İpek, e, Mine, Altınel ile bir barok müzik üzerine. Müziği yaratanlar barok müzik diye çok güzel, çok ilginç bir kitap şey yapmıştık. 2006'da çıkmıştı. Onun da baskısı tükenmişti. Tam bu pandemi öncesinde yeni bir kayıt için anlaşma yaptık. İnşallah... Pandemi şartları biraz izin verdiği zaman onun da evet. yeni baskısı Pandeminin çıkacak. Pandemin aslında pandemi dönemi ne oranda etkiledi? Çünkü konserler yapılmadı. Evet. çok yerde. Çok etkiledi. Şimdi müzik biliyorsunuz yani veya konserler. Evet biz bu Edison'un sesi kaydetmeyi keşfetmesinden itibaren hemen bu kayıt işine yani kayıtlı müzik giderek daha fazla insan ...hayatına veya müzik severlerin hayatına girmeye başladı. Tabii. Ama tabii ki konserlerin olmazsa olmazı canlı şeydir. Çünkü canlı kayıtta müziğin en önemli üyesi olan... ...en önemli üyesi olan bir şeye biz tanık oluyoruz. Yani müziği diğer sanatlardan ayıran en önemli şey... ...icracıya ihtiyaç duyması. Ses. Yaratılan bir şey dinleyiciye icracı aracılığıyla o anda yeniden yaratılıyor. Evet. Tiyatro biraz buna benzer bir şey olduğu söylenebilir ama sonunda yani tiyatro her bir şey, şey var. Ama sonunda bir tiyatro metnini Shakespeare'in oyununu siz aldığınız zaman okusanız bunu az çok kafanızda canlandırabilirsiniz. Zaten, ama bir partisyona bakarak bunu kafasında canlandırabilen insan çok azdır. Çok. Bir elin parmakları kadar diyelim neredeyse. Evet, yani Onun için bir bakınca biliyorum. Ha, belki. <laughs> bunu da şeyden. Okudum günlüklerinde Andrejit diyor ki ben şimdi Beethoven okudum bugün. Okudum diyor. ben bugün, derdim. Evet. Ya nedir nasıl okuyacak bunu çalacak evet, herhalde derdim. Evet evet. Halbuki bir gün de bakarak... e, şeyden geliyorum sirkeciden Milliyetin Bakanlık Kulesi'nde oradan bir nota defteri almıştım. Ostatlı evet. Sargsel notaya bakarken birdenbire zihnimde onlar canlanmaya başladı seslendi evet, o zaman anladım böyle bir şeydi Olabileceğini. okunan evet. müzik Mozart tabii en çok en çabuk tüketiyorsunuz doğru evet, da evet evet o bakımdan bu pandemi de yani konser şeyinin o en büyülü kısmı bir anda yok oldu verdi yani canlı konser şeyleri arada kesildi. kesildi Hızır vardır bilirsiniz. evet felsefe evet olur. evet nurçin yatsın ve işte Mozart falan konuşurduk da o derdi ki yok canım Mozart'a takılıp kalıyorsunuz. Niye böyle? Brahms varken, <laughs> Bach varken, Beethoven varken diye. O da Brahms'ti. Çok. Yani hepsinin tabii kendi içinde şeyi evet, çok var. Yani bir birbirlerini tamamlayan, birbirlerinden bayrağı devralarak bir sonrasına aktaran büyük sanatçılar bunlar yani. Aslında hepsi. şey vardı. gereği kadar Türkiye'de çok sesli Batı müziği Cumhuriyet'ten sonra evet. Cumhuriyet'ten önce de önce, var. Sarayda tabii, tabii. var. Tabii. Bunlar, o, o Müzikayı, tarafı, kurulması. Abi hepsi var. var hepsi. Zaten orada kurulmamış olsa Cumhuriyet'ten sonra bu kadar çabuk yol alıp o, ilerleyemez. Tabii. Bir nüvesi var. Nüvesi olmasa o vardı, o sonra gelişti. Yeteri kadar bu öğrenildi mi, benimsendi mi, yaygınlaştı mı ne diyorsun? Yani ben bu konuya ilimsel bakanlardanım. Yani Öyle bence mi? ben evet siz ben iyimser bakanlardanım. Yani gerçekten e, Türkiye Cumhuriyeti'nin daha e, tarihinin yani 100 yıl olmadığını düşünürsek veya işte bu topraklardaki çok sesli müzik şeyinin 100 yılı biraz geçer bir geçmişi olduğunu varsayarsak ulaştığımız nokta özellikle eğitim kurumları ve icracı orkestralar operalar anlamında baktığımız zaman geldiğimiz nokta hiç de yabana atılır bir nokta değil daha iyi olamaz mıydı olabilirdi muhakkak yani iyinin her zaman daha iyisi vardır Kesin. ama yine de geldiğimiz nokta bugün gerçekten sevecek küçük se bir, bir nokta değil yani icracılarımızın e, Avrupa ve dünya sahnelerinde çıktıkları e, platformlarda hiç de e, rakipleri diyelim veya diğer meslektaşlarından hiç de geri kalmamış, e, kalmamaları. işte bizim orkestralarımızın turne yaptıkları zaman Avrupa'da çok başarılı konserler evet, vermiş doğru. olması. Ama doğru. işte... Birkaç turnelerine ben de katıldım. Tabii tabi birlikte de gitmiştik. Evet, ya yani. Senfoni orkestrasından, evet. Peki siz bir de öğretim üyeliğiniz var. siz. Evet. Müzik tarihinde öğrencilerinizin en yoğun ...ilgi gösterdikleri besteciler var mı? Şart özel bir seçim yap, yapıyorlar mı? Böyle şimdi, bir anket yaptınız mı? Ya hat, böyle bir listeniz var mı? Çok şey olmuyor. Şimdi ben genellikle son senelerde... ...daha çok master ve doktora öğrencilerine... ...ders verdiğim için benim zaten... ...ders verdiğim konu belli oluyor. Hani genel bir müzik tarihi vermiyorum. Ama genel olarak baktığımız zaman... Kimi seçtikleri? Kimi seçtikleri? Tabii yani en çok yine de aslında değişiyor... Hiç ummadığınız veya ummayacağınız şekilde çağdaş bestecilere de çok ilgisi olan çocuklar var. Ama tabii ki her zaman için işte barok dönemi, klasik dönemi, romantik dönemi bunlara çok ilgi duyuyorlar. Biraz sanki hani az ilgi duyulan konular olarak barok öncesi, Rönesans, ortaçağ müziği bunlara çok fazla ilgi. E, olmuyor gibi benim gözlemime. Modernlere diyor. daha fazla var. Evet, modernlere daha fazla var. Yaşadıkları an, günlerin, herhalde yaşadıkları günlerin müziği, müziği olsa gerek diye. Tabii. Evet. Tabii. Tabii, tabii, Peki ayrıca böyle bir ayırma var mı yani? ...doktor öğrencisi diyorsun Evet. Solist olmak isteyen ya da e, araştırmacı olmak isteyen. Tabii. Bu ya yani benim verdiğim dersleri seçenler şöyle olabiliyor ya müzikoloji e, ana sanat dalından gelmiş oluyorlar yani ya müzikolojiyi seçmiş oluyorlar lisansta ya da herhangi bir e, çalgı işte bir keman, piyano, flüt burada e, master ya da sanatta yeterlilik ya da doktora yapıyorlarsa benim verdiğim müzik tarihi derslerini ek ders olarak Oluyorlar. Bunlar tabii ki yani müzikolojiden gelenlerin, müzikoloji okuyan öğrencilerin benim derslerime daha ilgili, meraklı ve daha araştırmacı olmaları düşünülebilir. Ama bazen çalgı bölümlerinden gelen öğrencilerin de çok ilgili olduklarını, hakikaten müzik tarihine, müzikolojiye çok derinden ilgi duyduklarını da çok sevinerek gözlemliyorum. Peki Türk bestecilerinden, Türk beşlerinden başlayalım. Onlar, evet. Yurt dışında ne oranla tanınıyorlar? Ne oranda çalınıyorlar? Türk bestecileri, çok, Türk beşleri çok çalınıyor mu, çalınmıyor mu onlardan emin değilim. Fakat gerçekten onlar bu ülkenin yani bizim çok sesli müziğimize yaptıkları katkılar anlaş, yani anlatılamaz. Doğru. O kadar büyük bir şey yapmışlar ve hakikaten çölün ortasında sanki birdenbire onlar su bulup ortamı yeşertip ağaçlar, ormanlar yaratmış insanlar. Hakikaten yani onların hakkı hiçbir şekilde bu müzik hayatımıza katkıları hiçbir şekilde ödenemez. Ben orkestrada ilk çalmaya başladığım zaman orkestra şefi Cemal Bey'di. Cemal Reşit Rey'di. Ben flüt çalmaya başladığımda ilk konserimde o vardı ve Fatih senfonik şiirini kendi çaldırıyordu. Ve arada beni çağırmıştı. Sen dedi orkestrada galiba yenisin. Ben hep kulağımın bir kenarından seni dinledim. Çok iyi çaldın. Eminim ki ben çok kötü çalmışım. Yani ilk defa çalıyorum orkestrada. Ama o gayret vermesi, desteklemesi, bir genç müzisyeni, yeni bir müzisyeni or orkestraya girmiş. Ha bu onun pedagojik yani pedagog tarafını gösteriyor. Ama Tabii. besteleri ve şeyi işte Cemal Bey olsun, Ahmet Adnan Saygun Ulvi Cemal Erkin ve diğerleri. Ama daha sonra sonraki e, besteciler kuşağı diyelim giderek daha fazla Avrupa'da ve dünyada bence bir şekilde tanınıyor ve çalınıyor. Bugün Avrupa'da bir Alman, bir Avusturyalı, bir Fransız, bir İngiliz çağdaş bestecinin yapıtı da zaten konserlerde çok da fazla yer bulamıyor ki evet, bir doğru, zaman. Doğru. Özellikle desteklenmesi, özellikle bunun için ee, bir e, konser programları yapılması gerekiyor. Bizde de yani burada da yine de görev orkestralara, bir takım vakıflara, derneklere filan düşüyor ki bu tarz müziği desteklensin. Çok doğru. İcracılarımızın da onları çalması tabii. İcracılarımızın da tabii ki onları bunları, bunları şey yapmasın çalmasın. Ben de onlar için de Türkbeşleri için de Cemal Bey'i tanıdım. Evine de gittim. Tabii Cemal Bey'i <laughs> siz çok yakından tanımışsınız. Evet Cemal Bey'i tanıdım. Adnan Saygun'un da burada evet. oturduğu zamanlar. Evet. Iki, üç yere gittim. Diğerlerini ben tanımadım. Evet. Yani onlarla yüz yüze Ankara'da görüşmedim. Ankara'da oldukları için. Evet, daha yüz yüze doğru. görüşmedim. Evet. Başka bir dediğiniz doğru modern besteciler için şu var aslında bir şey söyleyeyim. Bu gerçekten de bir yardım, devlet ilgisi falan mı geliyor bu çağdaş besteciler için? Yani aslında yapıtlarının çalınması en büyük yardım. Yapıtlarının Doğru. çalınması, konserleri al. En Doğru. azından bir defa çalınıp belli bir şeyde kaydedilmesi lazım. Bugün artık kayıt teknolojisi o kadar gelişti ve o kadar maliyeti nispeten düştü ki bunlar bir şekilde çalınıp kaydedilip arşivlenebilir. Daha ileriki kuşaklar için bunlar bir belgedir. Bir yerde arşivlenmesi lazım. Ha, i̇yidir iyidir. Kötüdür. Buna zaman karar verecek. Evet, evet. Zaman karar verecek. Yani her zaman nice unutul, çağında unutulmuş besteci çok daha sonra çok şey. Bunların en önemli şeyleri hemen çağından sonra unutulan Bach. Bugün evet. müzik tarihinin temeli kabul evet. ediliyor yani. Evet. Tekrar evet. 19. yüzyılda bir e, daha keşfediliyor. Edebiyat da Ve böyle unutuluyor. Sizin en iyi bildiğiniz konu. Yani ya buna yıllar sonra, Tabii. belki uzun yıllar Tabii. sonra Tabii. tekrar çalınıyor, söyleniyor. Bir tek şeyi var tabii. Bu teknoloji müziğin yayılmasını, dinlenmesini kolaylaştırdı mı sizi? Çok. Bence çok kolaylaştırdı. Bu Çünkü eskiden e, saraylarda. Tabii, tabii. Yani teknoloji gerçekten son 10 yıldaki diyelim, tabii ki ses kayıt teknolojisi, radyonun girmesi, bütün bunlar kademe kademe şey yapıyor. Ama şu son 10 yılda veya son 5 yılda Online müzik dinleme platformları bence gerçekten müziğin yeni kayıtların çok yaygın olarak dinlenebilmesini şey yaptı. Burada hemen altını çizerek söylüyorum gayet de bir benim bahsettiğim legal e, yayın şeylere parası ödenerek dinlenen kayıt platformları. Tabii. Bunlar yani kaçak korsan platformları değil. Tabii. Bütün bunları söylüyor ama onlar gerçekten bu online müzik platformları yeni kayıtlara veya eski unutulmuş kayıtlara ulaşmak için birebir şu anda. Yani her cuma günü ben bu üye olduğum platformlara merakla hemen girip Yenine kayıtlar koymuşlar. Çünkü hep cuma günleri onlar koyuyorlar yeni kayıtları. Yenine kayıtlar çıkmış. Ne olmuş, ne bitmiş. Bunları dinlemek. Eskiden çünkü bunlar için işte ya yurt dışından ısmarlıyorduk. Gittiğimiz zaman CD'ler, plaklar alınıyordu. Hem çok büyük paralar, hem, hem çok ağır valizde hem yer, ağır. Yük. Long play'lerin play. bir teyitinde e, gümrükten geçerken bir memur e, satıyor musunuz, dinliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ortabiy long player. Çabuk da eskir. Tabii. Ama gramfondan başlayan bir hayatımız vardı. Doğru. Doğru. Hala bana dekka ileler durur. Korurup, Değil mi? Durulup onu şeyler. Almak. Evet. evet. Ve İstanbul'da da müzik mağazaları vardı. Ar Bunları evet. aldınız evet. sattınız. Evet. Şey, yaptığımız. bir iki tane vardı sonra. Biz de tane. o meraklılarda şey İsmail'le birlikte şey yaptık. Lambalı bir amplikatör evet. yaptık. Tabii o zaman böyle bir şey var yıllar önce çok üstte. Tabii. Bir de Lamba şeyler yapılmış kayıtlar bulmuştuk. Mesela bir tane şey bulmuştuk, bir trio, Kazal, Tibo. Müthiş tarihi. Evet, evet, bunlar. aa, başka bir şeydi. Evet. Bu dinleyici oranları. Konserlerin ilk konserde ilgisi var, müzik festival yapılamadı. Tabii. Şimdi yani. online, online yapılıyor. Yapılıyor. Evet. Yapıldı. Online nasıl başarılı? E yani bence başarılı. Bence başarılı. Yani bir şekilde bu online işine bizim galiba yani bütün herkesin her sektörün biraz daha sıcak bakması gerekecek. Çünkü önümüzdeki zamanlarda çok kolay eskiye dönemeyeceğiz gibi görünüyor. Bir de insanlar her şeyi evde yapmaya alıştı. İşte. Ev tembelliği. Bir home office denilen evet. bir şey. Çünkü müzeleri de gezebiliyoruz. Gezebiliyoruz. Tabii her şeyi gezebiliyoruz. Ama işte müzeyi gezerken de o fırçanın özelliğini o rengi tabii, de tabii tabii şey yapamıyorsunuz. Sanatçının sahne çalışını tabi o apayrı bir şey onlar yani. ama işte onları da yine de birazcık o online konserlerle falan biraz hani susuzluğunuzu giderebilirsiniz belki. De. Evet 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 evet. Çöl'deki Çöl'deki şey. Şey, gibi <laughs> böyle bir şey yapılıyor. Peki aslı şey, şey söyleyeyim. Bu öğrenciler okudular bitirdiler iş ve çalışma olanakları nedir? İş ve çalışma olanakları tabii yani eğer e, çalgı okudularsa yani bir enstrümantist olacaklarsa bunlar için tabii Türkiye'deki orkestralarda ve çoğunluğu devlet orkestralarında kadro olması lazım. Bunlar son senelerde çok fazla verilmiyordu ama yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na bayağı ciddi sayıda kadro açıldı. Bu tabii çok sevindirici. Umarım ki diğer devlet orkestralarının da ben biliyorum ki hepsinin çok eksiği var. Peyderpey pey diğerlerinin de eksikleri tamamlanır ve gençler gerçekten pırıl pırıl gençler var. Yani bizim konservatuvardan mezun olduğumuzdan kat be kat çok daha iyi şimdi mezun oluyorlar. Ab Avrupa ile ilişkileri çok daha iyi zaten gidip orada çeşitli masterclasslara okullara katılıyorlar veya orada da bir okulu bitiriyorlar. Ama bu gençlerin önünü açmamız, onlara iş olanakları, onların müzik zevklerini devam ettirecek mecralar yaratmamız lazım. Masır klaslar yararlı oluyor. Yararlı yani. oluyor gayet de bir orada burada Olar, olanlar, orada olanlar evet, tabii. Evet, evet. Bizde bir masır klas frizali yapıyor. Yapıyor evet, Ayvalık'ta, Ayvalık'ta yapılıyor. Zaman evet. zaman başka şeyler de yapılıyor. Tabii bu son yazı yapılamadı hiç. Yapılamadı. Evet. Gümüşlükte Gümüşlükte yapıyor. Gülsün onay yapıyor evet. Peki şu şey var, müzik kitapları ve diğer olaylar falan var. Bizim çağdaş bestecilerimizin çalınma şeysi Türkiye'de oranı ne? Türkiye'de çalınma yine son zamanlarda gerçekten ben yani devlet senfoni orkestralarının veya özel orkestraların programlarına baktığımız zaman sıklıkla yeni yani yaşamakta olan genç Türk bestecilerinin de yapıtlarına yer verildiğini görüyorum. Hakikaten Bunlar bir şekilde çalınmaya başladı. İşte dediğim gibi yani demin de konuştuğumuz gibi olumlu baktığımız zaman pek çok iyi bir şey doğru, oluyor. Doğru doğru. Ama hani niye daha çok olmuyor? You, her, o zaman için her zaman her zaman her şey için. olabilir? Bir de kayıt dediniz. Şimdi operalarda temsiller var. Bu kayıtlar yapılıp sunlamaz mı insanlara? Tabii yani ama yok bu kayıt. Yok, evet. Yani bizim aslında bizim yani Türkiye'deki orkestraların ve şeylerin en büyük eksiği bu kayıt şeyine çok fazla. Son senelerde biraz eğilmeye başladı devlet orkestraları. Borusan biraz daha fazla kayıta önem veriyordu. Onun ciddi evet. kayıtları çıktı Borusan Filarmoni Orkestrası'nın. Ama devlet Orkestralarının da var kayıtları hakikaten iyi e, CD firmalarıyla yapılmış kayıtları var ama az çok daha fazla olabilir çok daha fazla olabilir Çünkü bugün artık bu teknoloji çok pahalı bir şey değil Değildi, hiç bunlar değil bunlar kurulabilirse zaten artık kaydettiğiniz zaman bunun CD haline gelmesi bile şey yapılmıyor tamamen online bile bunlar gösterilebilir Kesinlikle. yani ve devlet operalarında bir sürü şey var bütün Evet, bağlı operalarda var. Hiçbir kayıt yapılmıyor. Az, evet. Onlar kendileri yani öğrenmek için tüm temsiller aslında kaydediliyor ama yayınlanacak kalitede no. olması sunumu olmuyor. Evet. evet. Cemal Beylen birkaç kere Ayirine de konsere gittim. Evet. Daha doğrusu Nadir Beyle gitmiştik. Evet. Cemal Bey'in e evine geldim. Cemal evet. bir oturdu. Ondan sonra e, <laughs> şimdi Cemal Bey'in sevdiği Pierre vardı. En çok Samsung. Samsung François tabii. <laughs> Verdi. Ve onun dışında şey yaptı. Bir piyanist beğeniliyor ama nasıl diye sorduk. Cemal Bey'in şeysi diyor, iyi pekala çalıyor, pekala çalıyor. Yani bir genç <laughs> şeysi gibi. Evet. O kuşağın eleştiri şeysi de. Öyleydi, evet. Anlayışta başkadır. Doğru. Efendim şimdi çok sesli müziğin serüveni bizde iyi diyorsunuz. İyi. Başladı. Iyiydi, evet, Tanzimat'ta başlayan. Başlayan bence iyi. Tabii çok daha iyi olabilir de Hep bunu söylüyorum ama iyi. Yine de geldiği yer hiç küçümseyecek bir şey değil. Türkiye'de başka müzik var. Başka müzikler de var gençlerin. Tabii Bunlar ona göre Tabii. Düzenli kurmak gerekiyor. Şey, bir şekilde yani bütün dünyada var. Bütün dünyada pop müzik ya da diğerleri çok daha fazla dinleniyor. Ama Cazı... bir şekilde yine de bu dediğim gibi her şeye çabuk ulaşabilir ol yani ellerinin altında çabuk ulaşılır yerde de klasik müziğin olması onlara bir kapı açıyor. Ta şüphesiz. Tabi. Bu çok önemli. Tabi. Ben de Bezodan seyrediyorum. Evet. Saray bahçelerinde olan şey. ve ben aslında bizde tarihi mekanların da kazandırılmasını tabii, istiyorum. Tabii. Zaman yani zaman işte kullanılıyor. Bugün ben kaydetmiştim. İdil Biret bir konser vermişti. Herhalde siz de gelmişsinizdir. Yedi Kulesi. Evet, Evet, tabii tabii. Biz çalmıştık e zaten. Evet, 8 çağmıştı. bin ben, evet. Evet. Toplar atılmıştı. Toplar atılmıştı. Toplar atılmıştı. Toplar ürün geldi. Evet. evet, evet. Yani evet. tarihi mekanda böyle tabii, değerlendirilmesi evet. gerekiyor. Tabii, diyelim. bence de. Muhakkak. Sayın Adım Bükü, e çok teşekkür ederiz ben geldiğiniz olalım. için. Ben çok teşekkür ederim. Umuyorum ki bizi dinleyenler, bu sizin kitapları, besteci kitaplarına iyi göstereceklerdir. Ve çok sesli müziğinde, serüveni konusunda daha ümit var olacaklardır. Umarım. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Efendim bugün konuğum Aydın Bükeydi. Müzik yazarı, öğretim üyesi ve icracı. Türkiye'de çok sesli müziği konuştuk ve kitapları üzerine de durduk. Sonuçta çok sesli müziğin yaygınlaştığını ve bunun daha da gelişeceğine karar verdik. Aydın Büke'nin verdiği donelerle. Efendim gelecek hafta bir başka konukla yine karşınızda olmayı diliyorum.